Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beyaz reformun hekim göçünü tersine çevirdiğini açıkladı. Ücretlerin yetersizliği yüzünden kamudan özel sektöre geçen hekimler yeni düzenlemeler sonrasında dönüşe geçti. Kamu ataması için sıra bekleyenlerin sayısı şimdiden 5000'i buldu. Hekim göçünü tersine çeviren en önemli etkense gelirlerin önemli derecede artırılması olarak gösteriliyor. Bakan Koca'nın açıkladığı sağlık reformunun ardından tersine göç başladı. Kamuya dönmek için başvuran doktorların sayısı 5000'e dayandı. Ücreti az diye kamu hastanelerinden istifa eden doktorlar beyaz reformla birlikte geri dönmeye hazırlanıyor. Bakan Fahrettin Koca'nın beyaz reform açıklaması tekrar kamuda çalışmak isteyen onlarca doktoru heyecanlandırdı. Özellikle çok sayıda doktor tekrar devlet hastanesinde çalışabilmek için daha şimdiden Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuya geçmek isteyen doktorların başvuru sayısının 5000'i geçtiğini duyurdu. Beyaz reformla birlikte doktorların gelirlerinde de önemli güncellemeler yapıldı. İddialar yeni doktorların bile aylık gelirinin 35.000 lira olacağı yönünde. Bu rakam aile hekimlerinde 50.000 lira bandına ulaşıyor. Alanında uzman olan isimlerin ise üstlenecekleri ek görevlerle birlikte aylık gelirlerinin 90.000 liraya kadar yükselmesi bekleniyor. 35.000 lira gibi bir rakam söz konusu mu? Onlar evet, var olan rakamlar. Yapıldı. Beklentilerin karşılanacağına inanıyorum. Hekimler üzerinde yapılmış olan düzenleme doğru ve yerinde bir düzenleme. Reformla birlikte sağlıktaki ücret dengesizliği ortadan kalkmış olacak ve bu hizmete yansıyacak. Azıcık da onlar idare etsin ya. Yapmayın Allah aşkına. Bu gemide hepimiz var. 35.000 ancak yeter onlara. Daha önce özele gidiyorlardı maaşımız az diye. Şimdi tersine göç başladı. Şimdi daha gitmezler, bir sefer de bu tarafa gelirler. Devlet kurmanına gelirler. Yani tabii öncelikle bu zor döneminizde doktorlarımız her şeyi hak ediyor. Az önce ben de hastaneden geliyorum. Gayet ilgi gösterirler. Alaka var. Yani eski sistem artık yok. Bakanlık veya sektör temsilcileri güncellenen gelirlerle ilgili rakam telaffuz etmekten kaçınıyor. Ama tersine göçün bu denli hızlanması beklentilerin yüksek olduğunu gösteriyor.